Lütfen acı bana. Ah şöyle. Gürültü patırtıyla bir şeyi çözemeyiz. Evet, doğru söylüyorum. Sakin olalım. Demek bir süredir bu canavar her gece köye saldırıyor ha? Evet Bilgecan dedi. Güneş battıktan sonra sokakta dolaşamaz olduk. Her yeri kilitliyoruz. Çaresizce beklemekten başka bir şey yapamıyoruz. Ve dün gece de saldırdı. Evet Bilgecan dedi. Bana saldırdı. Gözüme pek bir sağlam göründün. Emin misin sana saldırdığından? Eminim dedi. Sadece çok şanslıydım. Önce yanımdaki çuvala saldırdı. Sonra tam bana atılıyordu ki kaçtım. Canımı kurtardım. Çuvalına mı saldırdı? Başkalarının da böyle mallarına saldırdığı oldu mu? Tamam, anladım. Bilgecan dedi, bu canavarı durduracağın bir alet edevatın yok mu? Evet ya, bir alet. Bir umut. Evet, doğru tabii. Tam olarak nasıl bir canavarla uğraştığımızı bilmiyorum. Kaldı ki bu canavarın insanlara zarar verme niyetinde olduğunu da sanmıyorum. Ama bu canavar çok tehlikeli. Hem de çok kötü kokuyor. Kokuyor demek. Bu da başka ilginç bir haber. Ne yapacağız Bilgecan dedi. Bize bir yol göster. Yapacağımız şey basit. Birlik olacağız. Birlik mi? Öyle canavar geliyor diye evlere saklanıp korku içinde beklemekle bir şey olmaz. Bu geceden itibaren gruplar halinde sokak sokak devriye gezilecek. Belli noktalara da yem için sebze çuvalları koyacağız. Ya canavar devriyeye saldırırsa? Beraber olduğunuz sürece kimse size zarar veremez. Hem ben bu canavarın öyle bir niyeti olduğunu da düşünmüyorum. Hadi o zaman devriyeleri kuralım. Evet, kimler katılacak? Çocuklar, biz de bu devriyelere katılmalıyız. Ben varım, o canavarı yakalamalıyız. Bari ucunda ödül olsa. Aman sivri. Köy bir canavardan kurtulacak. Daha iyi ödül mü var? Tamam. Hadi söyleyelim o zaman. Gelin benimle. Ay ben mi gitsem sen gitsin. Merhaba dede. Aa çocuklar siz de mi buradaydınız? Evet dede. Biz de devriyelere katılmak istiyoruz. Olmaz çocuklar, bu çok tehlikeli. Hadi ama. Yaşınız çok küçük. Evet çok küçük. İyi de biz de yardım etmek istiyoruz. Zaten devriyeleri belirledik. Evet, belirlemişler. Gücümüze ihtiyacınız olabilir. Ve zekamıza. Aileleriniz izin vermezken. Evet, vermezler. Sivri! Sen izin vermesen de bu yaramazlar gece devriyeye bir şekilde dahil olur. En iyisi onlara da bir görev verelim. Ama Bilgecan dedi bu gerçekten tehlikeli. Sen merak etme. Onları canavarın peşine takacak değilim. Siz çatılara çıkıp gözcülük yapacaksınız. Devriyeleri olası tehlikelere karşı uyaracaksınız. Evet, bu çok iyi bir fikir Bilgecan dedi. Gözcüler bize çok yardımcı olabilir. Tamam. Yaşa dede. Sağ ol dede. Sağ ol dede. Siz sağ olun. Hadi şimdi evlerimize gidelim. Herkes iyice dinlensin. Uzun bir gece olacak çünkü. Tamam Bilgecan dedi. Hadi arkadaşlar. Evet, birinci grup aşağı sokağa. İkinci grup yukarı sokağa. Siz hazır mısınız Keloğlan? Hazır mısın Kara? Hazırım. Hazır mısın Sivri? Hazırım. Gecenin bu saati yatağımda uyumak varken... Biz hazırız. Hadi o zaman herkes yerlerine. Umarım sorunsuz bir gece olur. Yaşadık uzun. Bu köylüler her köşeye bir çuval bırakmış. Evlere girmemize gerek kalmadı. Evet huysuzcum. Ben sana iş sırasında yemek yeme demedim mi? Ama çok lezzetli huysuz. Ay kusura bakma gaz yaptı da. Ne yiyorsun sen?
Durup yiyorum huysuz. Belli. Yeme. Ama huysuz çok lezzetli. Yeme dedim. Takip et beni. Anam! Ne yapıyorsun? Ödümü patlattın. Çok sıkıldım. Bekle bekle, yok bir şey. Değil mi ya? Aşağı insek mi, ne dersin? Peki ya gözcülük? Sivri hala yukarıda, o yapar. Pekala. Hadi inelim o zaman. Bu tarafı kolaçan edelim. Ne işe yarıyor ki bu? Bu da turp dolu. Yeter be! Huysuz, bak ne buldum. Anacığım, basıldık. Korkma huysuz, benim ben. Akılsız. O elindeki her neyse sesini yükseltiyor. Öyle mi yapıyor? Yapma, çek şunu ağzından. Tamam huysuzcuğum, kızma. Of, hadi oyalanma. Çuvalları yüklenmeye devam. Kara, sana uyduk, indik aşağıya. Evet, ne oldu ki? Bu canavar karşımıza çıksa, biz onu nasıl durduracağız ki? Ne bileyim ben, bir şekilde yakalarız herhalde. Planımız bu mu yani? Bir şekilde yakalamak. Sen söyle o zaman. Pekala. Eğer canavar karşımıza çıkarsa yakalamaya çalışmayacağız. Peşimize düşüreceğiz. Onu devriyelere kadar sürükleyeceğiz. Gerisini de devriyeler halledecek. Aynen öyle. Tamamdır. Of be kara. Asıl sana of. Ne yedin sen öyle? Bunun senden gelmediğine eminim. Ben de senden. Hele bu kokunun neyin nesi bu? Nefes alamıyorum. Şu köşeden geldi, takip et beni. Ne yapacağız geri olan? Canavarı görünce kovalamaca fikri pek cazip gelmedi. Evet, bence de. Baksana şunun büyüklüğüne. Ne yapıyor bu? Bilmiyorum ama bütün sebzelerden hoşlanmadığı kesin. Neden ağlıyor şimdi? Emin değilim ama bir sıkıntısı var gibi. Midesi ağrıyor olmalı. Gazı falan olmasın. Gazı olduğu kesin. Şu kokuya baksana. Belki onu iyileştirecek bir şey bulursak bize saldırmaktan da vazgeçer. Canavara yardım edelim mi diyorsun? İlk fikrim bile daha cazip geldi bana. Öyle deme kara. Belki onu canavarlaştıran da bu karın ağrısı. Baksana şuna. Uzun, yeme diyorum sana şu turpları, yeme. Niye ki huysuz? Hala niye diyor? Çünkü Uzun Efendi, sen ne zaman bir şey yesen başımıza bir iş geliyor. Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Ne oluyor? Al işte, başlıyoruz. Uzun, çek o aleti karnından. Turp çok feci gaz yaptı huysuz. Uzun, tutma orada hadi. Geliyor huysuz. Uzun, uzun yapma, gözünü seveyim. Huysuz! Gördün mü işte? Demedim mi ben? Demedim mi? Ama çok feciydi huysuzcuğum. O turpları yemeden duramadın değil mi? Duramadım. Gel buraya. Yardım et bana. Yakalayın! 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 Yakalayın şunu! Canavar burada. Nereye koşuyor bunlar? Herhalde o kükremenin geldiği yere. Yoksa başka bir canavar daha mı var? Umarım yoktur. O sesi çıkaracak şey her neyse şu canavarın kaçmasıdır. Evet, yer sallandı resmen. Ey çocuklar! Köylüler canavarı buldu. Hadi takip edin beni. Ya ne el kol sallıyorsunuz? Niye sesiniz çıkmıyor? Sivri, canavar burada. Ha? Yiyecek bu namert bizi. Peşimize takıl.
yanına! Plan da bu değil miydi zaten? Şu mide sancısını giderecek bir şey bulmalıyız. İşe yarayacağından emin misin? Başka şansımız var mı Kara? Peki hala nasıl bulacağız? Sokağın bitiminde sen sağa, ben de sola ayrılacağız. Canavar birimizin peşine takılacak. Sonra? Diğeri Bilge Can dedeye koşup olayı anlatacak. İlaç bulacak. Tamam. Şimdi. Ne yapıyor bunlar? Şansa bak, beni seçti. Eyvah! Hadi Kara, tabana kuvvet! Ya ne yapıyorsunuz siz? Keloğlan nereye gitti? Boş ver şimdi. Devriyelere haber ver Sivri. Meydana koşuyorum, oraya gelsinler. Tamam. Ha. Neye bulaştık biz? Demek mallarımızı çalarsınız ha? Sizi hainler. Soygun için yanlış zaman seçtiniz. Aman efendim, ne soygunu ne çalması, biz yapmayız öyle bir şey. Yapmaz mıyız? Tüm köyü soyacağız dememiş miydin huysuz? Sus uzun sus. Al işte, arkadaşın da itiraf etti. Yok yok, o ne dediğini bilmez. Aklı biraz zor çalışır. Midesi iyi çalışıyor ama. Bir çuval turp yemiş. Onları kim topladıysa ellerine sağlık. Çok lezzetliydi. Uzun, şuradan bir kurtulalım. Hadi arkadaşlar, yakalayalım şunları. Uzun, ah. Merak etme huysuz, kurtuluruz bir şekilde. Durun. Beni dinleyin. Ne oldu Sivri? Canavar. Canavar Kara'nın peşinde. Ne? Canavar mı? Nerede? Meydana doğru kaçıyor şimdi. Orada kıstırabiliriz. Hadi arkadaşlar, şu canavarı yakalayalım. Hadi çabuk. Koşun. 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 Hadi koşun. Hadi koşun. Bak huysuzcum, demiştim sana kurtuluruz diye. Başka zaman olsa görürdün sen ama. Neyse, düş peşime, kaçalım şuradan. Amanın, cadı. Şşş, sessiz olun. Dede, uyan. Bilge Can dede. Size gidi tavuk hırsızı tilkiler. Gelin bakalım. Dede benim. Ne tilkisi, ne hırsızı. Keloğlan, sen miydin oğul? Evet, Bilge Can dede. Ben de tilki nöbetindeyken uyuyakalmışım. Canavar nöbeti demek istedin herhalde. Canavar mı? Ne canavarı? Köye saldıran canavar var ya dede. Köye canavar mı saldırdı? Of dede. Hani sebzeleri yiyen? Oğul, o canavar hakkında bir fikrim var. Heh, sonunda hatırladın. Bence o canavar insanların değil sebzelerin peşinde. Ben de tam sana bunu anlatacaktım dede. Deli etmeyin beni. Kaç kere söyleyeceğim canavar aslında zararsız diye. Efendim, diyelim ki canavar bize zarar vermeyecek. Köylüleri ne yapacağız? Evet, köylüler tüm turplarını yediğim için çok öfkeliler. Sus uzun, başlama yine turp diye. Efendim, köylüler canavarın peşinde biliyorsunuz. Onları nasıl atlatacağız? Hmm, orası kolay. Aa, turp. Ne kadar da acıymış böyle. O turp değil, zencefil kökü. Zencefil mi? Ne yapacağız zencefili? Canavarın midesi kötü durumda. Köylülerin sebze çuvallarına saldırma nedeni de bu. Zencefil arıyor. Midesi ağrımasa kedi gibi uyusaldır. Bu zencefil denen şeyi aradığını sanmıyorum. Çok kötü bir tadı var. Bu bitkinin ne kadar çok hastalığa şifa olduğunu senin o küçük aklının almasını beklemiyorum zaten. Dinleyin beni. Canavarı kıstırdıkları yerde bir ışık büyüsüyle herkesi geçici olarak kör edeceğim. Siz de bu zencefil köklerini canavarın burnuna tutup onu tuzağa çekeceksiniz. Şimdi gelin benimle. Al bakalım konsantre zencefil lokumu. İşe yarayacak mı bu dede? Eğer dediğin gibi canavarın mide gazı varsa bu onu iyileştirecektir. Umarım yanılmıyorumdur dede. Eğer öyleyse zavallı kara boşuna maratona çıktı. Cici canavar, güzel canavar. Sen hiç yorulmaz mısın ha? Bütün köyü koştuk seninle. Hani ne güzel sebzeleri yordun. Ne yapacaksın beni? Galiba devriyeler buldu beni. Yaşa Sivri. İşte orada. Yakalayın onu. Bu
sefer kaçamaz. Kara, kurtaracağız seni. Huysuz, bu gece karanlığı yetmezmiş gibi bir de bu siyah camlı gözlükleri taktık. Canım uzuncum, cadı anlattı ya. Bu bizi yapacağı büyüden koruyacak. Ama hiçbir şey göremiyorum huysuz. Sabırlı ol. Bir de bu zencefil çıktı başımıza. Sabırlı ol. İşte cadı orada. Hadi bakalım hepiniz iyice gelin şu meydana. Umarım geç kalmamışımdır. Keloğlan. Sivri. Sen hala çatılarda mısın? Hadi meydana koş sen de. Dur. Geç kalıyoruz Sivri. Dur Keloğlan. Cadı ve hırsızlar da orada. Bak sen şu işe. Cadı canavarı yakalayıp kötü işlerini yaptırmak istiyor. Hadi durduralım onları. Bekle. Cadı bir büyüden bahsetti. Büyü mü? Nasıl bir büyü? Ay göremiyorum. Göremiyorum. Her şey çok güzel. Göremiyorum. Göremiyorum. Sanırım bu büyü. Koş Sivri koş. Geç olmadan koş. Kör oldum. Göremiyorum. Dikkat etsene. Hem sen niye takıyorsun o gözlükleri hala? Çıkarayım mı? Oh be. Hadi oyalanma da arabayı getir. Tamam huysuzcuğum. Sen zencefil mi istedin? Gel bakalım gel. Aferin sana uslu canavar. Nerede o uzun? Büyünün etkisi geçmeden gitmeliyiz. Geliyor efendim, hemen geliyor. Her yer çok karanlık. Göremiyorum. Bak sen, bizim Keloğlan da buradaymış. Neyse ki kör olmuş. Hadi oyalanmayın. Sonunda. Hadi yola koyulalım. Sen kör değil miydin? Değildim ya. Teşekkürler. Bu kadar zahmete girip canavarı yakaladınız. Yakalayın şunu. Seni küçük. De! Hadi oğlum, de! Her şeyi mahvetti şu yumurcak. Efendim, şu bizim altın kesesi ne olacak? Kese ha? Gösteririm ben şimdi. Görüyorum, görüyorum, görüyorum. Ben de görebiliyorum tekrar. Neler oluyor? Canavar nereye gitti? Yine siz ha? Gelin buraya. Yakalayın. Acıyın bize. Lütfen. Biz bir şey yapmadık. Masumuz biz. Bir daha turplarınızı yemeyeceğim. Bu mideni rahatlatacaktır. Umarım doğru şeyi yapıyorumdur. Tamam canavarcık. Uslu canavarcık. Gerçekten uysallaştı hayvancağız. Hadi, yuvan neresiyse oraya git bakalım.